Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta sizlere, yani aslında her hafta sizlerin yazdıklarına bakıyoruz ama bu hafta biraz enflasyon ve enflasyon üzerinden kazandıran fonlara bakalım istedim. Ve Serra Hoca ile beraber aslında buna karar verdik. Sadece tek başına benim kararım değil, Hoca ile beraber düşündüğümüz bir şeydi bu. Enflasyon çok gündemde, hepiniz biliyorsunuz en çok konuşulan konu işte. Amerika'da da son 40 yılın en yüksek enflasyonu. Bizde zaten diğer bütün ülkelerin hepsinin çok çok üzerinde bir enflasyon var. Ve acaba yatırım fonları, hangi yatırım fonları daha doğrusu enflasyon üzerinde getiri sağlayabilmiş, buna bakacağız. Tabii burada bakarken hemen şunu eleştiri olarak ne olur getirmeyin. Biz burada TÜİK'in enflasyonunu esas alarak gidiyor olacağız. Ama evet biliyorum bundan çok serzeniş var. Evet ben de buna çok eleştirdiğim noktalar var ama referans noktası olarak orayı alarak gideceğiz. O nedenle hani en baştan bu yapacağınız eleştirileri peşinen önlemek adına bunu söyleyeyim istedim. Şimdi bugün tekrar söylüyorum bizim hareket noktamız TÜİK enflasyonuna göre bu enflasyonu geçmeyi başarabilmiş olan fonlar ve bu fonların hangileri oldu? Öncelikle bu girişi yaptıktan sonra Serra hocama bir merhaba diyeyim. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nasılsınız? hocam. İyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Ben de çok iyiyim. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen geçelim. Yatırımcılar merak ediyorlardır neler olduğu konusunda. Evet. Şimdi biz bu videomuz için yıllık, 6 aylık ve yıl başından bu yana enflasyona baktık. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarını aldık. 6 aylık dediğimiz zaman Aralık başından Mayıs sonuna kadar elimizde Mayıs için ilan edilmiş olan ve Haziran'ın başında gelmiş olan enflasyon rakamı var en son. Bundan hareketle yıllık enflasyonumuzun %73 olduğunu biliyoruz. 6 ayda %54 ve yıl başından bu yana da enflasyonumuz %36 olarak gerçekleşmiş. Yılbaşından bu yana dediğimiz zaman da 5 aylık bir süreyi söylemiş oluyoruz. Evet, yani rapor edilen enflasyon bu. Biz de bu verilerden hareketle hangi yatırım fonlarının bunları geçebildiği konusunu bugün gündeme taşıyoruz. Evet. Şimdi hocam toplam serbest fonları ve özel fonları yani kişilere ve kurumlara özel kurulmuş fonları dışarıda bırakırsak bizim yatırım fonları evrenimizde 367 tane fonumuz var. Hisse fonları, likit fonlar, tahvil fonları, işte Eurobond fonları gibi. Ve bu fonlar içerisinden yıllık enflasyonu geçen fonlara baktığımız zaman 86 fonun yıllık enflasyon üzerinde kazandırdığını görüyoruz. 6 aylık dediğimiz zaman sadece 4 tane fon giriyor. Çünkü az evvel de söylediğim gibi aslında Aralık başından itibaren baktığımız için ve 20 Aralık'ta kurda yaşanan gelişmeyle beraber tüm yatırım araçlarında ve tabii ki fonlarda da çok yüksek düşüşler olduğu için burada sadece 4 fonumuz enflasyonu geçmiş gözüküyor. Şimdi biz bu videoyu bir ay sonra tekrar çekecek olursak Aralık etkisi ortadan kalkmış olacak ve burada daha çok fonumuz yer alacak diye düşünüyorum. Bir de yılbaşından bu yana 5 aylık sürede de 367 fondan 128'i enflasyonun üzerinde kazandırmış yatırımcısına. Evet hocam gayet enteresan tabii 20 Aralık bizim için bir milat. O Evet. nedenle 20 Aralık'tan sonra baktığımızda birçok yatırım aracının aslında gerçekte yani yatırım araçlarının her birinin bugünkü yüksek enflasyonu yakalayabilmesi çok kolay değil. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız bunu ne kadar yakalayabilen ya da geçebilen buna yaklaşabilen yatırım araçları içerisinde tabii ki bizim konumuz yatırım fonları olduğu için bu fonlar üzerinden hareket ediyoruz. Ama tabii ki başka varlıklar bunu geçmiş olabilir ya da yaklaşmış olabilir ya da çok altında kalmış olabilir. Ama netice itibariyle biz isterseniz burada ilk ondan hareketle devam edelim. Evet, bu yıllık enflasyonu geçen ilk 10 yatırım fonuna baktık. Tabii ki dediğim gibi daha fazla sayıda var ama burada ilk 10'a baktığımız zaman benim dikkatimi çeken bu resimde emtia fonlarının, hisse senedi fonlarının, Borsa İstanbul'a yatırım yapan fonların ve altın fonlarının ağırlıkta olduğunu görüyorum. Tabii ilk sırada petroldeki hızlı artışla beraber, petrolün küresel bazda yükselişiyle beraber ilk sırada 239'luk %239'luk yıllık getiriyle Akportföy'ün petrol fonu yer alıyor, AES kodlu fon. Onu gene bir emtiaya yatırım yapan İş Portföy'ün emtia fonu takip ediyor, TGE kodlu fon. Onun getirisi yıllık bazda
%166 olarak gerçekleşmiş. Sonrasında 5 tane yerli hisse senedi fonu görüyoruz. İlk sırada HSBC portföyün HVS kodlu fonu var. Onun yıllık getirisi %115 olarak gerçekleşmiş. QNB Finans portföyün birinci hisse senedi fonu FYD %111'lik getiriyle 4. sırada. İş portföyün bir endeks fonu, İş Bankası iştiraklerine yatırım yapan endeks fonu TÜ3 %109 getiriyle yer almış. Hedef portföyün NNF kodlu birinci hisse senedi fonunun yıllık getirisi %105 ve Atlas portföyün birinci hisse senedi fonu AHI kodlu fon %104'lük bir getiriye sahip. AHI ile aynı getiriyi paylaşan GOH kodlu garanti portföyün henüz bir yıl olmuş kurulalı BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu, yani BIST 100'ün dışındaki şirketlere yatırım yapan fonu %104'lük gene getirisiyle 8. sırada yer alıyor. Son 9 ve 10. sırada altın fonları var. Bir tanesi Ziraat Portföy'e ait TCA kodlu fon. Diğeri de FIBA Portföy'ün altın fonu. Bunların da getirileri %98 olarak gerçekleşmiş. Evet, dediğiniz gibi aslında kümelenme ağırlıkla hisse senedi fonlarıyla emtia fonlarından petrolde. Çünkü petroldeki o yüksek artış buraya da yansımış gibi gözüküyor. Dolayısıyla gerçekten ciddi bir korelasyon var bunların arasında. Aslında 6 aylık enflasyon üzerinde kazandıran fonları görmek çok daha kolay olacak. Çünkü 4 tane fonun geçtiğinden bahsetmiştiniz. Evet. Bunlar da zaten ekrana geldi hocam. Evet, evet. Gene AES var, sonra gene TGE var, yine aynı fonlar. Garanti portföyün BIST 100 dışı şirketler fonu %53'lük 6 aylık bir getiriye sahip. Ve burada Yapı Kredi portföyün 3. değişken fonu YSU'yu da gene enflasyonun üzerinde kazandıran fon olarak görüyoruz %41'lik getirisiyle. Bir de yılbaşından bu yana baktığımız zaman 128 fon var demiştik enflasyonu geçen. İlk onuna baktığımızda aslında benzer fonlar olduğunu görüyoruz hocam. Burada hani hangi fon bir yıllığa göre burada yer alıyor, bir yıllığın dışında burada yer alan fon olarak baktığımızda İstanbul Portföy'ün 4. hisse senedi fonu bu listeye girmiş, ACC kodlu fon ve yıllık yılbaşından bu yana getirisi de %48 olarak gerçekleşmiş. Diğer fonlarımız yine yıllık en yüksek getirili fonlar olduğunu söyleyebiliriz. Hocam aslında bu tabii ki biz enflasyona göre bakıyoruz ama başka bir belki benchmark, yani herhangi bir hareket noktası olarak, kıyas noktası olarak belki BIST'i de alabiliriz. Belki ileriki yayınlarda bundan da yararlanabiliriz. Çünkü neticede orada da çok ciddi bir yatırım alanı var ve hele böyle yüksek enflasyonun olduğu bir dönemde yatırım araçlarının da çok sınırlı olduğu ülkemizde yatırımcıların gidebilecekleri alanlar da çok dar kapsamda kalıyor. O nedenle belki biraz daha dünyanın geneline farklı hareket ederek İstanbul'da, İstanbul borsasındaki hareketler çok daha dünya genelinden farklı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi evet, aslında bunları sanıyorum ki siz de kendi platformunuz üzerinden her an istenildiği şekilde takip edilecek bir noktaya taşıyacaksınız, değil mi hocam? Öyle bir şeyden evet, daha evvelden konuşmuştuk sizle. Nasıl olacak, evet, isterseniz bir de ondan bahsedelim. İyi gelir fon platformumuzda aslında ben verileri oradan aldım. Şu anda arkada çalışmalarımızı yapıyoruz. Geliştirmelerimize devam ediyoruz. Yani önümüzdeki hafta zannediyorum canlıyı alacağız. Yatırımcılarımız, fon platformumuzu kullananlar artık enflasyonu yenen, doları yenen, BIST 100'ü yenen fonları platformumuzda gün be gün takip edebiliyor olacaklar. Onun dışında başka fon stratejilerimiz de olacak. Bu da sürpriz olsun. Yatırımcılarımıza yol göstermek anlamında, daha yatırım fonlarını iyi takip edebilmek ve analiz edebilmek anlamında bu tür araçlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Evet hocam, çok teşekkürler. Ben de bu vesileyle hafta sonu üniversite sınavlarına girecek olan genç kardeşlerimize, bizi izleyen anne babalara, herkese başarılar diyorum. Çok zor bir süreç. Ben de üniversite çağındaki bir kişinin, bir çocuğun babası olarak ben de bu heyecanı beraberce yaşıyorum. O nedenle herkese başarılar diyorum. Bir de gene duyurmakta fayda var. Lütfen bize hangi konuların işlenmesi gerektiği ya da hangi konuların ilginizi çektiği hususunu bildirirseniz biz onları mutlaka dikkate alacağız ve sıraya koyduk. Bunları bir şekliyle incelemeye çalışacağız. Hatta bir canlı yayın planlıyoruz hocamla beraber. O canlı yayın tamamen soru cevap şeklinde olacak. Şimdiden videonun altına sorularınızı da yazarsanız o soruları da kümülatif olarak toplayıp daha sonra o soru cevapta ilk önce öyle başlarız. Daha sonra tekrardan sizin sorularınız da şekillenir. Ben bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum hocam. Size de bugün çok güzel veriler sundunuz bize.
Herkese iyi bir hafta sonu diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.